Evet arkadaşlar merhaba. 22 Aralık 2021 Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndayız. Akşam yarışlarında İstanbul'da 7 koşulu bir program var. Veliefendi Hipodromu'nda. Ve bizler de bugün size gayet böyle biraz not alın arkadaşlar. Söylediğimiz şeyleri lütfen yani bazı şeyleri de not alın. Yani 5, 3, 2, 1 falan bunların dışında bazı söylediğimiz notları da küçük olarak yanlarına alın. Ona göre karar verirsiniz. Evet. Şimdi birinci koşuyla beraber 7'li plase 18.30'da başlıyor. Bu 7 koşuluk programda tüm koşular sentetik kumda oluyor biliyorsunuz. Hani ben bunları söylüyorum yeni bu at yarışı camiasına giren arkadaşlarımız da var. Onların da burada düzgün bir şekilde dinlemesi gerektiği için. Çünkü herkes yani eskiler biliyor ki sadece İstanbul'da kum olarak sentetik kum var. Evet, şartlı 5 bir koşu, 2 yaşlı İngilizler, 1400 metre sentetik kum başlığımız bu. 69 bin lirada bir güzel hediyemiz var. Birinciye. Burada bir numaralı Don't Forget Ahmet Çelik de kola kola bırakmaz arkadaşlar bu koşuyu. Onu söyleyeyim size. Yani 7'li plase için ideal bir banko. Yani burada belki Dame Time böyle bana göre bir şeyler yapacaktır. Akın Sözen'in teşvikleriyle Victor Gallop temsilcisi. Hani bir 4 oynamak isteyenler 1 ve arkasından 4 hani sıralı almak isteyenler düşünebilirler diyoruz. Evet şimdi gelelim bizim altılı ganyan şablonumuza. Saat 19'da 7'de yani handikap 15'te açılış yapıyoruz. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre sentetiğe çıkıyor. Şimdi bakın öyle enteresan bir ayak koyuyorlar. Gelin arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar yazıyor birinci ayak sendromu falan diyor. Ya Allah aşkına burnun sendromuna girmeye gerek yok ki bunun yani zaten. Sendrom baştan başa sendrom zaten bu. Yani burada bildiğiniz handikap 15 sendrom koşusu. Şimdi burada normal şartlar altında bizim ekibimizin sevdiği bir at var. 10 numara Kızıl Vazo. Burayı 3'e böldük biz onu da söyleyeyim öncelikle. Bu Kızıl Vazo burada iyi koşacak. Ama tek konumu olması ihtimal yalnız üzerine bu sefer Müslüm Çelik var. Ben burada iyi koşacağını ve bu yarışı kazanma ihtimali çok yüksek görüyorum. Bu birinci bölüm. İkinci bölüm iki tane de at vereceğiz. Bir numaralı Bana Müsaade Halil Yolaçıcı'yla ve üç numaralı Karagül Bey'i Görkem Özçelik'le mutlaka kuponlarda olması lazım tabii ki. Geniş olarak yazdığımız zaman da 4 numaralı Singapur inatçı karakteriyle bu sefer bir 28 günlük ara verdiler buna. Dikkat edin çok koşmuştu, biraz yorulmuştu ama eski performansını gösterebilirse bu grubu geçecek durumda. 6 numaralı Fırtına Vadisi Mehmet Kaya'yla hiç ihmale gelmez. 8 numaralı Farinelli Ayhan Kurşun'la ve 9 numaralı Gürdal Bey Vedat Abiş'le. Yani 10 diyoruz iyi koşacak. 1-3 diyoruz mutlaka beraber yazılmalı. Arkasından 4, 6, 8 ve 9 diyoruz arkadaşlar geniş kuponlarda. Evet. Bana göre burada bu ilk kez koşacak Gökhan Yıldız'ın bindiği bu Nossi de bir şeyler yapacak durumda. Şehzade büyük sürpriz olur. Onu söyleyeyim bu grupta. Yani onları düşünenler olduğunuzu biliyorum arkadaşlar merak etmeyin. Üçüncü koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik kum başlık böyle. Burada arkadaşlar burayı da ikiye böldük. Yani iki tane bölüm 4 at var. 10 numaralı Zafer Rüzgarı, Ayhan Kurşun artık bu adın zamanı geldi arkadaşlar. Alternatif banko hani düşünmek isteyenler küçük kuponlarda rahatlıkla düşünebilirler. Ve 1 numaralı Alev Kıran Gökhan Kocakaya ile o da olduğu için banko atamıyoruz zaten. Yani 10 ve 1'i beraber değerlendiriyoruz. Ama dediğim gibi 10 numaralı Zafer Rüzgarı, gerçi 3 kilogram var arada. Handikap puanları bile çok yakın birbirine. Gökhan Kocakaya'nın burada teşviği olacaktır. Yani şöyle kafamızda yarıştırdığımız zaman şimdi bu iki atın öne doğru son düzlükte beraber kafa kafaya gelme ihtimalini düşünüyoruz ama 7 numaralı Jumbo Jet Ahmet Çelik'le ve 13 numaralı Lady Ecem izin verirse. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir anda Çelikler grubu pusuya yatmış durumda. Bunun ekibisi 11 numaralı Ayla Sultan da var da. Ama burada
Yani 10 ve 1 burada herkes bunları yazacaktır muhtemelen kuponlarına doğal olarak. Ama arkasından 7 numaralı Jumbo Jet ve 13 numaralı Lady Ejem de sprintte kalkacaklar. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyoruz. Ha, bu 4 atın içine birisi girer mi? Biraz zor. Yani bu 4 atın içine birisinin girme ihtimali biraz zor arkadaşlar. O yüzden bu koşu da böyle 10, 1, 7 ve 13 dedik. Şimdi 4. koşuya geçtiğimiz zaman da arkadaşlar günün burada bankosu geliyor. Hazırlanın şartlı 5 dişi 3 yukarı İngilizler 2100 metre sentetik 3 numaralı Beyond Expectation High Sky arkadaşlar banko. Evet arkadaşlar banko diyoruz. Ha, rakipleri yani bahis oynayacak olan kişiler için 5 numara Josephine. İyi bir safkan. Josephine iyi bir safkan ama bugün sırası değil onun. Bugün sırası değil. 8 numara Ark Royal Özcan Yıldırım'la 10 numara Bonus ve 2 numara Anahşvili arkadaşlar. Bu da rakipleri. Yani Legend of Love'u almadık bile. Düşünmüyoruz bile. Hatta görmüyoruz. 3 numara arkadaşlar tek burada. Beyond Expectation. 5. koşu. Kısa vade 8, 3 yaşlı Araplar, 1400 metre sentetik. Evet, diğer tahmincilerin de tahminlerini bize bakarak yaptığı kanaldasınız arkadaşlar. Yeni arkadaşlara da merhaba diyoruz. 107.500 yıllık bir koşu bu. Burada iki tane ekür grup var gördüğünüz gibi. Şimdi bu dakikadan itibaren işimiz çok zor. Hani onu söyleyeyim. Çünkü altılı bugün biraz para yapacak İstanbul'da. Buraya 5 tane at verdik ama şöyle yapıyoruz. 3 numaralı Balıkçı Kral Özcan Yıldırım'la arkadaşlar burada alternatif banko. Onu söyleyeyim. Hani küçük kuponlarda bakın. Hemen atlamayın sakın. Küçük kuponlarda ama şimdi parası yok. Hani 150-200 liralık kupon yapamaz kimse yani öyle önüne gelen. Kimse derken. Çoğunluk yapamaz yani bence. Bilemiyorum. Yani şu anda dolarla euronun şeyinden de dolarla kazanmıyorsanız yapamazsınız yani kolay kolay. 6 numaralı Kara Eski, Hışman Çizik'le ve 2 numaralı Tunç da Ahmet Çelik'le bunlar mutlaka kuponda olmalı. 9 numaralı Sadeker ve 8 numaralı Leonidas, Mehmet Kaya, Müslüm Çelik. Bakın işte alın bu buradaki ekürler ve buradaki ekürler yani artık bakalım ne olacak halimiz bizim. Herkes birbirine ekürisi, ekürünün dışında da ekürlere aynı soyadlı Ahmet Çelik değil mi? Müslüm Çelik. Evet. 5 numaralı Çakıl, Gökhan Gökçe. Ve 4 numaralı Bay Reisoğlu Gökhan Kocak arkadaşlar. Evet bu Çakıl burada bunlara bir şey yaparsa yani hakikaten memnun oluruz. Burada 3 çok ön planda Balıkçı Kral bize göre. Arkadaşlar ekürler 6, 2, 9, 8, 5, 4 dedik arkadaşlar buraya. 6. koşuya geçtik şimdi. Maiden 3 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik. Şimdi burayı da ikiye ayırıyoruz. Arkadaşlar ikiye ayırıyoruz yani ayırırken fena ayırıyoruz yalnız. 8 atı 5 artı 3 olarak ayırıyoruz. 8 at var yani burada. 2 numaralı Alaçatılı. Alaca atlı özür dilerim. Tabii İzmir Alaçatı olduğu için kafamız hep Alaçatı'ya gidiyor. Alaca atlı Akın Sözen'le ilk atımız arkadaşlar. 1 numaralı Napolyon. Mertcan Akın'la. 3 numaralı Büyük Sarraf Müslüm Çelik'le, 6 numaralı İsmail Han Bey Mehmet Kaya'yla ve 8 numaralı Özkan Hışman Çizik'le. Şimdi burası bir bölüm. Bunu bir kesin yazmanız lazım bu atları. Artı 10 numaralı Cüngüş Güzeli Adem Aslan, 12 numaralı Gündem Görkem Özçelik ve 13 numaralı Kuymak Gökhan Kocak arkadaşlar. Evet, burada bunları da yazarsanız yani 2, 1, 3, 6, 8 dedik, 10, 12 ve 13 dedik. 7. koşu 21.30'da handikap 15, 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre sentetik kum. Son koşudayız. 18 at var. Arkadaşlar yani burayı da yani burayı bölemiyoruz yani. Burada direkt olarak 7 tane at var. Onu yazmamız lazım. 3 numaralı Heva Halil Yolaşıcı ile ilk atımız. 2 numaralı Lady of Partenya Mertcan Akın'la. 5 numaralı Happy Time Akın Sözen'le. 6 numaralı Mr. Focus, Müslüm Çelik ve Ekülisi. 13 numaralı Demdem, Danyal Kaya ile. Evet, 12 numaralı Madman, Vedat Abiş. Arkadaşlar bugün bu at iyi koşacak.
12 numarayı kesinlikle kuponlarınızı alın ve kare de alın bahislerinizde. 14 numaralı Unicorn Fırat Arslan'la ve 15 numaralı Filandos Selçuk Akbulat'la. Evet. Burası 3, 2, 5, 6, 12, 14, 15, 12'yi özellikle arkadaşlar 12'yi çok dikkat burada. Madman iyi koşacak bugün. Evet arkadaşlar, İstanbul'la ilgili bu uzun videomuz için kusura bakmayın ama detayları verdik bu şekilde. Verifendi hipodromundaki bu yarışların herkese başarı getirmesini ümit ediyorum çoğunluğumuza. Teklerimiz de bunlar. Dördüncü koşuyu da özür dilerim. Evet, tabii dördüncü koşuda 3 tekimiz, 2 tane alternatif banko vardı. Üçüncü koşuda 10 numara ve beşinci koşuda 3 numara. Son ayakta da 12 numara dikkat ediyoruz demiştik. Evet arkadaşlar, bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyoruz. Beğen yapmayı unutmayalım lütfen ve üye olmayı da unutmayalım. Ona göre tekrar bir başka yarış gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın.